Evet arkadaşlar merhaba. 15 Eylül 2020 Kempton Park, İngiltere. Altılgan tahminlerimize beraberiz. Evet, bugün toplam 7 koşu var. İkinci koşuyla başlıyor. Altılgan sentetik kum biliyorsunuz Kempton Park, İngiltere'de. İlk ayak, ikinci koşu Maiden 3 ve yukarı İngilizler 1600 metre sentetik kumlu arkadaşlar. Burada 4 tane safkan çıkarttık biz size. Bu 4 tane safkan içerisinde en güvendiğimize başlıyorum. Zaten bu 4 safkanın dışına çıkmaz. Hatta siz bunu ikiye de indirebilirsiniz. İlk iki atımız bizim zaten kafa kafaya gelecek olan 3 numara Vinetka. Brad Doyle'la ilk atımız. İkinci atımız 4 numara Witch Hunt. Bu iki safkan arasında geçeceğini düşünüyoruz arkadaşlar biz. 3 ve 4 arasında, ama bunun dışında 7 numara Pretty Pickle, daha ve koşu görmüş bir safkan, bir ikinciliği var ama orijin de Amerikan orijin, gayet güzel bir safkan geliri var. 2 numara Driving Force, Sylvester de Souza'yla bir dördüncülüğü var. Sylvester de Souza arkadaşlar çok formda bu aralar, çok dikkat edin. Aynı zamanda bugün Austin Murphy'ye çok dikkat edin. Bir de David Probert denen bir jockey var. Onun da dikkat edin, burada yok. Burada koşmuyor. Hatırlatacağım size. Dediğim gibi Austin Murphy, Sylvester D'Souza çok çok formda. Diğerlerinin de gelme zamanı geldi gerçi. Hep ufak koşular bunlar arkadaşlar. Büyük jockeyler. Çok dikkat etmek lazım. Ufak koşuların genelde ufak jockeylere geliyor. 3, 4, 7 ve 2. İlk ayak. 4 tane safkanla geçiyoruz. Arkadaşlar burayı. Biraz size 7 numaradan ben yani 3 ile 4 ve 7 arasında bana göre. Evet, 3. koşuya geçelim şimdi. Evet arkadaşlar, 3. koşudayız. Altılı Gaya'nın ikinci ayağı. Maiden bir koşu bu. 3 ve yukarı İngilizler. Kempton Park'ta 1600 metre sentetik kuma çıkacaklar. Toplam 9 tane safkan var burada da. Burada 3 tane safkan ayırdık arkadaşlar biz. Fakat AGF oranına göre bakın, bu ayakta tek de atma ihtimalimiz olabilir. Normal şartlar altında Lover's Moon'un gelmesi lazım. Lover's Moon, aşıkların ayı, Luke Morris'le normal şartlarda gelmesi lazım arkadaşlar, 6 numara. 2 numara Habit Roach arkasından ve 4 numara Woodcock, David Probert'le işte bahsettiğim diğer jokey de bu. Bugün buna çok dikkat edin arkadaşlar, David Probert. Bakın biz ne jokey size uyarıyorsak o hafta o jokeyler geliyor, dikkat ederseniz. Ona göre, çünkü bunların biz çetelesini tutuyoruz arkadaşlar bu jokeylerin. Kim ne zaman nasıl gelmiş, nerede gelmiş. Yani istatistik şu anda David Probert'in gösteriyor. Ve dediğim gibi Sylvester de Souza çok formda. Bilemeyiz onu. Ve Oysin Morphy'yi gösteriyor. Evet, buradaki 4 demiştik son 3. atımızda. Woodcock, İrlanda Origin Safkan. Kesinlikle yazılması lazım. Dördüncülük yapmış. Yani verilen not da, yurt dışındaki not da tamamıyla yarışa hazır olduğu yönünde arkadaşlar. David Probert'in bindiği bu safkanı boşa atmayın, 4 numarayı. Evet, buradaki görüntümüz de bizim şablonumuzda. Hemen bakalım. 6, 2 ve 4. 6, 2 ve 4 şeklinde 4 numara Woodcock atımız burada. Evet, şimdi 4. koşuya geçiyoruz. Altılı Ganyan'ın 3. ayağına gidiyoruz arkadaşlar. Evet. Altılı Ganyan'ın 3. ayağı, 4. koşu. Handikap 3 ve yukarı İngilizler. 2420 metre uzun mesafe bir koşu. Toplam 8 tane safkan var burada. 63,5 kilo biniyor. En ağır bir jockey Marsh ve 56 kilo Sylvester de Souza. Evet. Şimdi burada 4 tane safkan seçtik arkadaşlar. Yani %50'sini yazıyoruz demektir bu 8 tane safkanın. İlk atımız 3 numara Brown Honey, Ovis Murphy ile. 5 numara Brown Boy, Luke Morris ile. 7 numara Cafe Milano, Egan'la.
Jeff Egan ve 8 numara Chevrolet Power Silverstone'da Souza'yla. Evet arkadaşlar, bu 4 tane safkan dışına çıkacağını düşünmüyoruz ama zor bir koşu gerçekten bu. Burada inisiyatif alıp herhangi bir tek atılmaz, yani onu söyleyeyim size. İngiltere'de görüyorsunuz nasıl potaya girdiklerini, finish'i nasıl bitirdiklerini görüyorsunuz. Genelde 3-4 at kafa kafaya geliyorlar hep. Yani o yüzden çok seyrektir böyle uzaklara gelsin Amerika'daki gibi. Amerika'da bırakıyorlar, geçişe gidiyor adam. Evet, 5. koşuya geçiyoruz. Burada 3, 5, 7 ve 8 ile 4. koşuyu tamamladık. Arkadaşlar 5. koşudayız. 4. ayak. Handikap 3 yaşlı İngilizler. 2400 metre. Burası da sentetik pistte. Sentetik kumda. Şimdi 5. koşuda çok en zor koşu bu arkadaşlar. 14 tane safkan var zaten. Bu ayak gerçekten çok karışık. Bakın hep takmışlar aksesuarları da. Gördüğünüz gibi bu 5. koşuda. Şimdi burada ilk atımız 4 numara Calm Down. Oysin Morphy ile. Gördüğünüz gibi Oysin Morphy yapıştırıyoruz yani gördüğümüz yerde. İnşallah size para kazandırsın arkadaşlar bu bilgiler. 8 numara Beat the Breeze. Sibisi'de Souza ile. 9 numara Clock Nafola. Siren McKee ile. 10 numara Scarbrough. Luke Morris ile. 14 numara Cassidy Joe, David Probert ile, dediğim gibi aynen bakın. 11 numara Murat Asset. Murat, Hacı Murat Asset diyebilir inşallah bu. Bunu da yazdık Hector Crouch ile. Ve böylece toplam 4, 8, 9, 14, 10 ve 11 şeklinde 6 tane safkana burada yer veriyoruz arkadaşlar. Hatta yeri olanlar burada daha fazla yazabilirler. 2 numara mesela eksik kaldı. Blue Slate var 5 numara, o da eksik kaldı. Yazanlar bunları da yazabilirler. 6 numarayı da Fortulus yazabilirsiniz. 7 numarayı yazabilirsiniz. Yani bu ayak çok ciddi bir sıkıntılı bir ayak. Ama dediğim gibi bu altı da güzel verecek. Akşamleyin onu da söyleyeyim size. Kempton Park'ı. Hiç umulmadık atlar gelecek çünkü. Çünkü İngiltere'de hep böyledir arkadaşlar. Yani bunun başka alternatif yok. İkramiyeler düşükse gelen altılı ikramiyesi çok büyük oluyor. Evet, 6. koşuya geçelim şimdi. Evet arkadaşlar, 6. koşudayız. Kempton Park'ta, Birleşik Krallık'ta, İngiltere'de. Burada handikap 3 ve yukarı İngilizler, 1400 metre sentetik kum olarak başlığımız var. Bu başlık altında 14 tane safkan koşacak. Bu 14 tane safkandan 4 tane biz size at bulduk. Evet, burada ilk atımız arkadaşlar 6 numaralı Defter Allet. Şarık Muhammed. Bakın şöyle söyleyeyim. Bu İngiltere'yi takip edenler bilir. Bu jockey ortada olmayan bir jockey. Bu özel geliyor bu at için. Atı tanıdığı için ve binip gidiyor. Tabii şu ana kadar böyle çok fazla bir başarısı yok ama bu sahipleriyle bu şekilde çalışıyor. İlk atımız bu. Bu grupta uygun bu at için. 7 numara Agilette. Bu Agilette Hector Crouch biniyor. Artık zamanı geldi normal şartlarda. Altının arkasından 7 mutlaka yazılmalı. 8 numara Mrs. Benson. Rob Hornby biliyor buna da. Oasis Dream anne tarafından gördüğünüz çok güzel bir orijin. Ve 2 numara Joyful Dream. Joshua Bryan'la. Bu seneki koşulları tamamıyla palavra. Aslında çok daha kaliteli bir safkan mı? Burada böyle herkesi oturtabilir yerine. Onu da söyleyeyim size. Bu 2 numarasız geçmeyin arkadaşlar burayı. Ya burada evet 1400 metre zaten çok da şey değil. Ama 2 numaralı starttan çıkıyor. Çıktığı gibi gelebilir. Joyful Dream 2 numarayı unutmayın arkadaşlar dediğimiz. Evet, buradaki şablona da baktığımız zaman şöyle 6, 7, 8 ve 2 şeklinde
4 tane safkan arkadaşlar burada. Tavsiyemiz var size. 6. koşudan şimdi 7. koşuya geçelim. Günün son koşusu. Evet arkadaşlar, Kempton Park'ta, İngiltere'de, Birleşik Krallık'ta son koşudayız, 7. koşudayız. Handikap bu da. Hep handikaplar var. Gerçekten çok iyi verecek bu altı. Bundan emin olun. 3 yukarı İngilizler, 1400 metre sentetik kumda. Çok zorlandık yani tek bulmakta. Bu koşuda bir tane tek var. Artık gözümüze çarptı. Biraz da inisiyatif alıyoruz. Ama dediğim gibi AGF oranlarına göre tek seçimi sizde. Teksiz bir altılı olması lazım normal şartlarda. Burada bu Adrian McCarthy'nin bindiği. Bakın Adrian McCarthy zaten bunlar hep İskoç, İngiliz, İrlanda isimleri. Dropkick Murphys de İrlanda ismi. Dropkick Murphys'in diğer sapkanlardan daha üst durumda olduğunu düşünüyoruz biz. Dropkick Murphys'in zamanı geldi diye düşünüyoruz artık. Ve onu bank olarak öneriyoruz. Eğer o gelmezse ne olur? 5 numara Muse Doors. David Probert'le 4 numara It Makes You Dead. It Makes You Think. Graves. 2 numara My Shelby. Joe Haynes'le. Mr. Shelby arkadaşlar. Evet buradaki şablonla veriyoruz. 9 numara banko olarak size öneriyoruz ama dediğim gibi diğer AGF oranlarına göre tekrar gözden geçirmek lazım. İnen oranlar, çıkan oranlara bakmak lazım. Ama büyük olasılıkla bu 9 numara geleceğini tahmin ediyorum ben. Gene de bir bakacağız. Tabii ki bu 5, 4 ve 2 diye bana atacak atlar değiller. O kadar kolay olmayacak. Muhtemelen 8, 9, 10 gibi bir AG falan çıkacaktır. Dropkicks Murphys'e. Evet. Böylelikle baktığımız zaman 4 at, 3 at, 4 at, 6 at, 4 at ve banko olarak oynadığımız zaman 56 liralık bir kupon çıkıyor arkadaşlar. Ve Kempton Park için yapmış olduğumuz görüşler burada noktalandırıyoruz. Şimdilik bir sonraki yarış gününde görüşmek üzere. Her şey gönlünüze göre olsun ve bol şanslar diliyoruz. İnşallah rast gelsin diyelim. Tüm kanalımızı izleyenlere de sevgiler, saygılar. Görüşmek üzere.